Ramazan Yılmaz. Evet, Ramazan hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Nereden geliyorsun? İstanbul'dan katılıyorum. Ne iş yapıyorsun? Özel sektörde güvenlik. Peki, bu akşam ne yapacaksın? İllüzyon ve mentalizm karışık. Güvenlik işiyle ilgileniyorsun ama illüzyonla da meraklısın. Asıl merakım illüzyon, tabii ki. 5-6 yıldır uğraşıyorum. Kendi kendimi geliştirdim diyebilirim yani. Açtın mı bazı şeyleri artık? Kendimce biraz bir şeyler yapabiliyorum yani. Bizi şaşırtacak mısın? Umarım şaşırırsınız. Peki, bekliyoruz hadi. Teşekkürler. Şaşırmazsak dövecek gibi bir adam var zaten. Şimdi ben buraya gelmeden önce bir tahminde bulundum. Ve tahminimi bu zarfın içine yazdım. Bunu yapmadan önce seyirciye ihtiyacım olacak. 4 tane. Hoş geldiniz. Dört dedin, dördüncü geliyor. Bir kişi daha geliyor, tamam. Arkadaşlar için bir alkış alalım. Aranızda matematiği olan var mı? Önemli değil. Sizi böyle alayım. Şu şekilde önce bir zarfı kontrol edin, herhangi açık bir yer var mı? Yok. Tamam, şu şekilde tutar mısınız? Herkes görsün yani bu şekilde. Şimdi siz aklınızda iki basamaklı bir sayı tutun. Tuttunuz mu? Şimdi bu kalemi alın ve tuttuğunuz sayıyı tahtaya yazar mısınız? Herkes görebilir, sıkıntı yok. Tamam. Kalemi alayım, teşekkürler. Siz de aynı şekilde bir sayı tutun, iki basamaklı. Tuttunuz mu? Siz de aynı şekilde onun altına yazarsanız. Teşekkürler. Siz de aynı şekilde iki basamaklı bir sayı tutun. Siz de şu kalemi alın, zarfı alayım mesela. Siz de o sayıları toplar mısınız? Arkadaşlar yardımcı olabilir yani, sıkıntı yok. Yok yok, toplar herhalde. Seksen iki herhalde. Tamam, kalemi ben alayım. Zarfı siz alın. Açabilir misiniz zarfı, bakalım tahminim doğru mu? Şimdi 3 kişi yerlerine geçebilir, 1 kişi kalabilir. Kim kalmak istiyorsa. Teşekkürler. Şimdi telekinetik bir gösteri sunacağım. Tabii bunu bükülmesi zor olan bir nesne kullanacağım. Bunu da metal para kullanarak yapacağım. Önce şunları ben sizin neyi bıraktım burada? Bunları kontrol etmeniz için tek tek kontrol edebilirsiniz. Bunlardan birini alıyorum. Şuraya koyalım. Çünkü siz de yanıma gelin, buyurun. Şu kalemi alın. Şuraya ister isminizi isterseniz imza falan atabilirsiniz. Çok güzel. Kalemi alayım. Şu hangi, sağ mısınız, solak mı? Sağ. O zaman mikrofonu sol elinize alın, sağ elinizi uzatır mısınız? Şu şekilde kapatın, ters. Fazla sıkmayın parayı. Sadece sizden istediğim paraya konsantre olun. Ki bana yardımcı olacaksınız bu konuda. Sadece paraya konsantre olun ve sıcaklığını avucunuzda hissetmeye çalışın. Bu sıcaklık gitgide artıyor. Hissediyorsunuz mu?
eliniz terlemeye başladı. Şu an parada kımırdama falan hissetmediniz mi? Bir bakalım o zaman. Elinizi yavaş yavaş çevirin. Yavaş yavaş açar mısınız? Şu şekilde gösterelim. İşaret sizin işaretiniz. Sanırım biraz size bükülmüş gibi ama bunu biraz daha şey yaparsak siz de şöyle gelebilirsiniz. Şu an biraz bükük hali değil mi? Evet. Evet, sanırım şu an tam belli oldu. Kontrol edebilirsiniz. Bir oyunum daha var, size sunmak isterim eğer isterseniz. Gelebilir miyim? Tabii. Teşekkür ederim. Merhaba Sergen Bey. Merhaba Yüce Hanım. Merhaba Cüm Bey. Elimde bir deste var. Karıştırıyorum bu şekilde. Desteği ortaya bırakıyorum Hülya Hanım. Sizden istediğiniz herhangi bir yerden desteği bölmenizi istiyorum. Desteği tekrar üstüne koyun. Şimdi üstten bir kart alın. Bir tane. Evet. Kimse görmesin. İster sağınıza ister solunuza verir misiniz? O kişi kartın üzerine Acun Bey koyarsanız ben görmeyeyim yani. Bir tane daha alın üstten. Yalnız. Tamam. Beceremedim ben. Yok, becerdiniz. Çok güzel. Tamam, şimdi siz de Sergen Bey'e uzatın lütfen. Sergen Bey, tamam baktınız karta. Şimdi kartınıza bakıyorsunuz. Ben bakacak mıyım? Bakın kartınıza. Bir de desteğin hile olup olmadığını göstereyim şu şekilde. Yani kontrol edin. Herhangi bir şeyi var mı diye. Yok. Yok, tamam. Şimdi sizden Acun Bey sadece kartınızı gördünüz. Şu an rengini düşünün. Rengi siyah tahmin ediyorsam. Sinek ya da maçadır tahminim. Siyah oldu öyle. Evet. Yanılmıyorsam sinek. Şimdi zor kısmına geldik. 1 ile 10 arası bir de vale kız papaz var. Son kararım sinek oldu. Tamam. Şimdi Sergen Bey, siz de kartınıza baktınız. Siz de aynı şekilde kartınızı düşünün. Ya siyah ya kırmızı. Yanılmıyorsam kırmızı bu sefer. Ya karo ya kupa diye tahmin ediyorum ki karo. Ve son olarak karo papaz diyebilirim. Şimdi Hülya Hanım'a da ufak bir oyunum var. Yani gelmişken yapayım diye. Cüzdanım var. Cüzdanın içinde 7 karo bir de 7'li sinek var. Hülya Hanım, şu 7'li karoyu avucunuzu uzatır mısınız düz bir şekilde? Şu şekilde şuraya koyuyorum. Şu 7'li sineği de üzerine koyuyorum. Başka bir şey var mı? Yok. Şimdi alttaki 7'li kara, üstteki 7'li sinek. Sizce şu şekilde şöyle yaparsam yer değiştirme imkanı olur mu? Hiçbir hareket yapmadan. Bir bakalım. Evet, yer değişmedi ama bir bakalım ne oldu. 7'li sinek gitti. Acaba nereye gitti? Şöyle bakarsak arkaya gitmiş olabilir. Tebrikler. Ramazan, açıkçası çok iyi sunamadın. Çünkü sunmak ayrı bir bölüm, kabiliyet ayrı bir bölüm. Sende bence illüzyon kabiliyeti çok üst düzeyde. Sunuşu geliştirebilir misin? Bence geliştirebilirsin. Ama şu zarfta yaptığını, yani birimiz tahmin edebiliyorsak etsin bakayım. Yani biz 3 tane arkadaşı buradan ben seçtim zaten. 4 arkadaş seçtik. Yani toplamını bilmesi falan
Biraz iddialı oldu tabii. Yani bu kağıtlar güzel, etkileyici, şaşırtıcı ama biraz daha farklı yönlere gidersen çok daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Peki oylama geçelim Sergen. Evet. Teşekkür ederim sen. Evet. Teşekkür ederim. Ben de evet diyorum. 3 evet doğru. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.